Buradan görüyor musunuz bilmiyorum ama kar yağıyor. Ve hava aşırı soğuk. Bugün öğrenci vizesi için, Kore öğrenci vizesi için, yani D4 vizesi için Güney Kore konsolosluğuna gidiyorum. O yüzden yapabildiğimce vloglamak istedim. Geliyordur. Şimdi ben konsolosluğa geldim. Süzer Plaza'da. Benim randevum 2'de ama şu anda saat 1'i çeyrek geçiyor falan. Bayağı erken geldim. Onlar da öğle arasındalarmış. O yüzden 2'ye kadar beklemek zorundayım. Öyle. Umarım sağ salim vizemi alırım. Gerçekten bir an önce artık gitmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bana şans dileyin. Kendimi sabah kuşağı ana haber sunucusu gibi hissettim nedense. Böyle masanın başına oturup video çekmeyeli çok uzun süre olmuştu. Yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Öncelikle bugün videonun başlığından da anlayacağınız üzere Kore'de öğrenci olarak bulunuyorum şu anda ve bu öğrenci vizesiyle ilgili birkaç bilgi vermek için bu videoyu sizinle paylaşmak istedim. Ben şu anda Kore'ye geleli 4 ay oldu ve DM'den bana birçok arkadaş Kore'ye nasıl gittin, nasıl yaptın, okulu nasıl buldun, ne kadar para harcadın, günlerin nasıl geçiyor, okul nasıl gibi birçok sorular geliyor. O yüzden ben de böyle bir video yapmak istedim. Bir de çok uzun süre olmuştu böyle kamera karşısına geçip konuşmayalı. İsterseniz hiç uzatmadan videoya başlayalım. Kore'ye D4 vizesiyle geldim ve D4 vizesi dil okulu vizesi. Bir de şey diye düşünecek olabilirsiniz. İşte Türkiye'deyken o kadar Korece eğitimi aldın. Bu arada ben Türkiye'de yaklaşık bir sene, bir buçuk sene kadar Korece dil eğitimi aldım ama nasıl aldım? Gündüzleri normal kurumsal bir şirkette çalışıyordum. Akşam 6'dan 9'a kadar 3 saat, haftada 6 saat, yani haftanın 2 günü Korece dersleri alıyordum ve kurların hepsini bitirdim. Yani mezun oldum kurstan. O yüzden benim aslında Korece'de yaptığım seviyeyle şu anda dil okuluna kayıt olmak birazcık çelişiyordu. Çünkü ben zaten TOPIK 3 belgesi aldım ve TOPIK 3 belgesiyle Kore'de lisans ya da yüksek lisans eğitimlerine başvuru yapabiliyorsunuz. Hatta %30, %40 gibi de burslar alabiliyorsunuz. O yüzden ben ilk okul araştırmaya başladığımda okulların çoğu TOPIK 3 belgeniz varsa neden dil okuluna devam etmek istiyorsunuz? İşte gelin lisansa ya da yüksek lisansa kayıt olun gibi. İşte size şu kadar burs vereceğiz gibi bilgilendirmelerde bulundular. Ama Kore'de yaşamak isteyip istemediğime, hangi bölümde yüksek lisans yapıp yapmak istemediğime ya da lisans okuyacaksam gerçekten tekrardan yeni bir kariyere başlayıp başlamak istemediğime tam olarak karar veremediğim için benim böyle bir ara vizeye ihtiyacım vardı. Ve o dönemde de Kore'ye ben 3 aylık turist vizesiyle gelemiyordum. Çünkü o zamanlar biliyorsunuz Covid'den ötürü kapılar vesaire de kapalıydı. Koreli ile de bayağı uzun bir süredir birbirimizi görmüyorduk. Erkek arkadaşım Güney Koreli olduğu için benim Kore'de onunla bir süre vakit geçirebilmem için uzun dönemli bir vizeye ihtiyacım vardı. Ve bu vizelerden en uygunu da dil okulu vizesi oldu. Şimdi Güney Kore'ye gelirken bu D4 vizesine başvurmaya karar verdikten sonra okul arayışına girdim. Erkek arkadaşım benim Busan'da yaşıyor. Busan'da olmam çok daha mantıklı olacaktı. O yüzden Busan'daki okulları araştırmaya başladık beraber. O da bana yardımcı oldu. Ben de kendim şahsi olarak araştırdım. Böyle ne en ucuzu ne çok pahalısı orta derecede bir dil okulu buldum. Ve bu dil okulunun bir üniversitenin içinde olmasına dikkat ettim. Çünkü özel dil okullarındansa üniversitelerin dil okullarına giderseniz çok daha iyi bir eğitim alırsınız. Eğer ki öyle bir düşünceniz varsa özel dil okullarına nazaran üniversitelerin dil okullarını tercih ederseniz sizin için de daha iyi olur. Belki o okulu çok seversiniz. Orada kalmak istersiniz. Yüksek lisans veya lisansa geçmek istersiniz. Baktılar ki siz zaten orada dil okulu eğitimi almışsınız. Belki burs almanızda da daha faydalı olur. Ben de erkek arkadaşımın mezun olduğu ve çok sevdiği Pukyong National University'ye başvurdum. Başvurumu nasıl yaptım onu anlatayım. Öncelikle ben kendilerine mail attım. Zaten web sitelerinde vesaire hepsi yazıyor. Başvuru dönemleri vesaire de yazıyor. 3 ayda bir başvurular oluyor. 1 sene içinde 4 kez başvuru yapabiliyorsunuz. Yani başvuru dönemleri oluyor. Kış dönemi yani Şubat ayında başlayacak döneme başvurmak için yaklaşık 2-3 ay öncesinden okulla irtibata geçtim. Çünkü hani Covid dönemi olduğu
için vizem ne kadar sürede çıkar, bu süreçler ne kadar uzun sürer bilmediğim için ve onlarla irtibata geçtikten sonra da onlar bana yapmam gerektiğine dair ayrıntılı bir mail gönderdiler. Gerekli belgeleri vesaire gönderdiler. O gerekli belgeleri isterseniz size söyleyeyim. Okula başvurmak için benden istedikleri belgeler pasaport fotokopisi, diploma fotokopisi, noter onaylı ve apostilli olması gerekiyor. Yine transkript de aynı şekilde. İkisi de noter onaylı ve apostilli olması gerekiyor. 6 aylık banka hesap dökümü ve bankada yani kimin üzerineyse eğer sponsorunuz varsa sponsorunuz üzerine, sizin üzerinize ise de 10.000 Amerikan doları olması gerekiyor. Bunu yine kanıtladığınıza dair bir belge bankadan alınmış. Bu belgenin İngilizce olmasına dikkat edin. Çünkü Türkçe olanı anlamayabilirler. Mutlaka bu belgenin İngilizcesini alın bankadan. Bunun dışında başvuru formu, bu başvuru formunu İngilizce olarak doldurmuştum ben. Başvuru ücreti $60. 2 dönemlik yani 6 aylık dil okulu ücretinin onların vermiş olduğu hesaplara gönderilmesi ve dekontu. Beyaz arka planlı istenen ölçülere uygun bir fotoğraf. Bunların hepsini benden taratıp online olarak göndermemi istediler. Ben bunların hepsini tarattım, online olarak gönderdim. Onlar onaylayacak bana yine online olarak davetiye mektubunu vesaire gönderecekler sandım ama öyle olmadı. Belgeleri hazırlayıp ödemelerimi yapıp onlara ilettikten sonra bana dediler ki biz belgelerinizi onayladık. Bu belgeleri şu tarihe kadar üniversitemize göndermeniz gerekiyor posta yoluyla. Ben bunu öğrenince bayağı bir panik oldum. Süre yetecek mi? Vize başvurusu var falan filan. Onlar bana nasıl gönderecek falan. Böyle kafamda bir sürü soru işaretleri falan oldu. Sonra araştırdım. DHL sanırım 2 gün içinde yani sanırım en fazla 3 gün içinde ama 2. günde teslim olur dediler. 81 euro diyerek DHL ile belgelerimi her şeyimi toplayıp İstanbul'dan Busan'a bütün belgelerimi gönderdim. Gönderdiğim günün ertesi günü belgelerim varmış oldu. Belgelerim vardıktan sonra bana dediler ki 15 gün içinde biz belgelerinizi inceleyeceğiz. Bu 15 gün içinde davetiye, kabul mektubu, ödemeyi aldığımıza dair bir dekont tarzı bir belge. Bunları size ileteceğiz. Daha sonrasında bu göndereceğimiz belgelerle siz vizeye başvurabileceksiniz dediler. Ben de sordum hani bu belgeleri bana online mı ileteceksiniz yoksa tekrar posta yoluyla mı gelecek? Çünkü kafamda şunları düşünüyorum hani ya ucuz bir kargo ile gönderirlerse de bir ayda gelmezse ya yolda kaybolursa davetiyem falan diye. Allah'tan hayır dediler. Covid'den sonra bu durum ortadan kalkmış. Ben göndermek zorundayım ama okul bana göndermek zorunda değil. Bu da ilginç bir durum söz konusu bence burada da. Neyse bu arada bu durumlar benim üniversitemde olan durumlar. Yani her üniversite için böyle olacak diye bir şey yok. Siz zaten araştırırsınız diye tahmin ediyorum. Ben sadece başımdan geçenleri anlatıyorum. Daha sonrasında 15 gün geçti. Tabii ben bu sırada D4 vizesiyle ilgili başka şeyler de araştırıyorum. Hani sonuçta hani ilk etapta 6 ay ile gidecektim. Zaten 3 aylık vermiyorlardı. En az 6 ay gitmeniz gerekiyor. En az 2 kur kayıt olmanız gerekiyor ve D4 vizesinde bu 6 ay süresince çalışma hakkınız yok. Ama oldu ki vizenizi uzattınız bir 6 ay daha. O zaman part-time 20-25 saat civarında bir part-time çalışma hakkınız oluyor. Bu 20-25 saat part-time çalışma hakkını da yine herkese vermiyorlar. En az topik 2 belgesi olması gerekiyor ve dil okuluna %90 katılım yapmanız gerekiyor. Yani okulda çok fazla bulunmanız gerekiyor. Bunlara dikkat ediyorlar. Hani ben şu anda 4 ay oldu. 2 ay daha çalışma hakkım yok ama vizemi uzatacağım büyük ihtimalle. Daha sonrasında part-time çalışma hakkım olacak. Bir dakika bir su içeyim. Çok fazla konuştum. Bu arada bu dil okulu vizesi yani D4 vizesi maksimum 2 senelik bir vize. Yani bu vizeyi 2 seneye kadar uzatabiliyorsunuz. Uzatan arkadaşlar da vardı bu arada. Ben sınıfa ilk gittiğimde bizim sınıfta gerçekten 2 senedir olan insanlar vardı. Çünkü herkesin öğrenme biçimi farklı. Bazı kişiler çok çabuk kapabiliyor. Bazıları çok yavaş öğrenebiliyor. Tamamen dil yetenekle alakalı olduğu için. Bir de Covid patladı biliyorsunuz. Covid patlayınca insanlar Korelilerle çok fazla iletişim kuramadılar. Bir de online eğitim oldu. Ben de mesela ilk Kore'ye geldiğimde en çok şaşırdığım durum zaten vloglardan biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bana kayıt olurken karışık olacak denmişti. Biraz online, biraz işte yüz yüze ama ben bunu böyle birazcık daha bölmelerini tahmin ediyordum. Kore'ye geldiğimde bayağı büyük bir şok yaşadım. Çünkü sadece bir gün okula gidip yüz yüze ders yapıyorduk. 4 gün online ders yapıyorduk. Yani birazcık böyle verdiğim paraya değdi mi falan diye düşünüyordum. Bir de online derse odaklanmak gerçekten
gerçekten çok zor. Yani namı çok fazla kaybediyordum çünkü. O yüzden böyle hani beni de bir tık böyle hayal kırıklığına uğratmıştı. Ama şu anda ilk 3 ay o şekildeydi. Şimdi ikinci 3 ay periyodunda olduğumuz için şu anda 3 gün okula gidiyoruz. 2 gün online şeklinde devam ediyoruz. Ben bunu çok sevdim. Bu şekilde çok daha bence verimli geçiyor dersler. Neyse 15 gün sonra okul bana bu davetiyeleri vesaire yolladılar. Ve ben vize başvurum için konsolosluğuyla iletişime geçtim. Ama iletişime geçmek gerçekten çok zor. Arıyorum, doğru düzgün bilgi alamıyorum. İşte mail atıyorum, maillerime cevap vermiyorlar. En sonunda konsolosluğundan vize için randevumu aldım. Vize randevusundan sonra konsolosluğa bir sordum hani hangi belgeler gerekiyor vize için diye. Ve onlar da bana dediler ki bu D4 vizesi için gereken belgeler okuldan kabul mektubu, davetiye, okula ödeme yaptığınıza dair okulun gönderdiği bir belge, yine başvuru formu, pasaport, $60 nakit istiyorlar, 3,5-4,5 boyutlarında bir tane fotoğraf, yine beyaz arka fonlu, E-Devlet'ten adli sicil kaydı ve ikametgah belgesi. D4 öğrenci vizesi için de benden bu belgeleri istediler ve ben bu belgeleri de hazırladım. Vize görüşmesine gittim. Vize görüşmem çok kısa sürdü. Bir de benim böyle vize görüşmem birazcık değişik geçti çünkü ben bilmiyordum. Ben şey gibi sanıyorum, eskiden Erasmus'la Polonya'ya falan gittiğimde vizeyi bizim pasaporta basıyorlardı. Ama ben vize görüşmesine gittiğimde pasaportumu almadı, bana geri verdi. Ben de reddedildi sandım. Halbuki kapılara varıncaya kadar ben ekstra belge koydum. Hani banka hesabımdaki belgeyi bile hani istemediler aslında gördüğünüz üzere. Çünkü okul zaten onu istediği için okulun gönderdiği davetiye yeterli oluyor. Tekrar koymanıza gerek yok normalde. Onların hepsini bana geri verdi. Pasaportu da geri verince ben de ne oldu, reddedildi mi falan oldu. Hayır dedi, biz belgelerinizi aldık. Bunlar işte incelenecek, bir hafta içinde size vizenizle ilgili bilgi verilecek dedi. Daha sonrasında bir hafta içinde bana mail geldi. Hatta galiba bir haftadan daha az bir sürede bana mail geldi. İşte şu numarayla, işte şu web siteden vizenizin çıktısını alabilirsiniz. Meğersem vizemizin çıktısını belli bir sistemden giriyormuşuz, alıyormuşuz ve o kağıtla ülkeden çıkış yapıyormuşuz. Ben de o şekilde yaptım. İstediğiniz zaman da yapabilirsiniz onu bu arada. Hani kağıdı kaybederseniz istediğiniz zaman tekrardan bastırabilirsiniz. Ha, pasaportta hiçbir şey yazmıyor yani, öyle söyleyeyim. Neyse ben vizeyi aldığıma tabii çok sevindim. Hala inanmıyordum gidebileceğime falan filan böyle. Çok stresli günler yaşamıştım bu vizeye başvurma süreçleri, öğrenci vizesi vesaire. Çünkü ya kapılar kapanırsa, ya bir şey olursa, ya bir şey olursa sürekli panik halindesiniz vesaire. Bayağı zorluydum. Neyse okula geldim. Dersler falan başladı. Zaten birkaç tane vlog falan atmıştım bunlarla ilgili. Okula gittikten sonra öncelikle yapmanız gereken şey Alien Card'a başvuruyorsunuz. Alien Card da burada bir yabancı olarak yaşadığınıza dair verilen bir kart. Da başvuru yaptım. Başvuru yaptıktan 2 ay sonra kartımı aldım. Bu kartı taşıdığınızda yanınızda pasaport taşımanızı çoğunlukla gerek olmuyor. Bazı özel durumlar haricinde bazı yerlerde gerçekten pasaport istenebilir. Atıyorum mesela ben bir ay sonra IELTS sınavına gireceğim. Burada gireceğim ve IELTS sınavında mutlaka pasaportumu götürmem gerekiyor. Bunun gibi bir özel durumdan bahsediyorum. Ve ben okula başladığımda okul bana böyle bir çanta verdi. Çok minnoş, çok tatlı bir çanta. Bayağı da kalın, böyle kaliteli, hani böyle poşet şey market çantası gibi falan da değil. Ben de dedim ki ne koymuşlar içine, ben dedim bunları takipçilerime göstereyim. Öncelikle maske. Derslerde mutlaka maske takmak zorunlu. Yani kapalı alanlarda hala şu anda Kore'de maske takmak zorunlu. O yüzden maske. Bu daha kapsamlı olan, nefes alabilen maskelerden yine. Böyle 10 tane. Burada da yine bir yaklaşık 10 tane var. Sonra böyle bir dezenfektan seti gibi bir şey. Yine böyle zipli çantada. Burada ne varmış? Böyle bu boş ama bunu doldurabiliyorsunuz, böyle çok tatlı bir şey. Ondan sonra böyle bir tane maskenizi asmak için böyle bir ip gibi bir şey. Dezenfektan. Böyle kocaman, güzel bir, üzerinde böyle şöyle thank you yazan bir ajanda. Bu ajanda da bayağı iyi bence. Planner diye geçiyor bu. Bayağı güzel bir ajanda. Bunu da yine hediye ettiler ve... Aşkım, what is this? Bunun ne olduğunu anlamadım ama bez gibi bir şey yani bu galiba. Bir dakika. Bu arada açmadım. Böyle karşısında açayım diye. Bez gibi bir şey. Bakalım. Böyle.
Aa, ben bunu odama asabilirim. Geçen senelerde de dedim ya, bizim sınıfta böyle 2 senedir olanlar falan da var diye. İşte Pukyong National University yazan arkasında böyle kalın polarlar oluyor ya, böyle üniversitelerin Amerikan okullarında falan da görmüşsünüzdür dizilerde falan. O tarz bazen okulda görüyorum, böyle insanlar o koca ceketlerle falan geliyorlar. Bence çok hoş bir şey. Bu arada ikinci dönemde bir iş için tekrar okula gittim ve bana tekrar bundan verdiler. Yani bundan 2 tane var şu anda. Bunun dışında TOPIK sınavına kayıt olmam gerekti ama TOPIK sınavına başvuru yapamadım. Bu arada TOPIK 3 nasıl aldığımla ilgili video çekmemi isterseniz de yine çekerim. Çünkü belki aşinasanız biliyorsunuzdur, TOPIK 2 sınavı ile TOPIK 3 sınavı arasında bayağı bir uçurum var. TOPIK 3 almak çok zor. Şimdi ben TOPIK 4 için zorluyorum kendimi. Hani bu 6 aylık eğitimin sonunda bakalım TOPIK 4 alabilecek miyim, alamayacak mıyım diye. Sınav için kayıt yaptıracağım, sınava Ekim'de gireceğim ama. Temmuz'dakine kayıt yaptırmak istedim. Her yer doluydu. Bayağı bir şoka girdim. Mersem sınav başvuruları Kore'de çok çok çabuk bir şekilde doluyormuş. Daha sınav başvurusunun bitmesine yani yaklaşık 5 gün falan vardı. Ben o sırada seyahat ediyordum. Seyahat ettiğim için Busan'a dönüp öyle başvurmayı düşündüm. Ama geldim tam bir hayal kırıklığı. Hiçbir şekilde gece odasında bile Kore'nin ülke çapında hiçbir şekilde boş yer bulamadım. O yüzden mecburen Ekim'deki sınava başvuru yapacağım. Bu arada ona da dikkat edin. TOPIK sınavı için başvuru açıldığında hemen başvurunuzu yapın. Eğer Kore'deyseniz ya da Kore'ye gelmeyi düşünüyorsanız hemen ilk günden başvurunuzu yapın. Hemen doluyor. Bilginiz olsun. Bence Kore'nin buna bir çözüm getirmesi lazım diye düşünüyorum. Neyse, çok uzatmayayım. Bu videoda çok uzun olmasın. Umarım vermiş olduğum bilgiler size yardımcı olur. Sorularınız, yanlış telaffuz ettiğim bir şey varsa yorumlarda düzeltebilirsiniz. Yani eskiden bu böyleydi ama şimdi böyle diyebilirsiniz. Çünkü 4 ayda birçok şey değişmiş olabilir. Kendinize çok dikkat edin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalım büyümeye devam ediyor. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Sizi seviyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.